Banu, daha önce Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını ilan eden Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetlerinin kararı bugün itibariyle resmileşmiş oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yapmış olduğu açıklamada özellikle Filistin'i tanıma konusunda ciddi adımlar atacağını ifade etmişti. Sanchez'in Başbakanlık kabinesinin Filistin'i devlet olarak tanıyan bir kararnameyi kabul etmesi de zaten beklentiler arasındaydı. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares de pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımak Filistin halkı için adalet demektir diye konuşmuştum. İrlandalı ve Norveçli mevkidaşlarıyla birlikte yaptığı açıklamada Albares kararlarının aynı zamanda İsrail için de en iyi güvenlik garantisi olduğunu da savunmuştu. Tabi bugün İrlanda parlamentosunda da özel bir oturum düzenlendi ve İrlanda hükümeti Filistin'i resmen devlet olarak tanıyoruz açıklamasını yaptı. İrlanda hükümeti ayrıca Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkiler kurulacağını, İrlanda'nın Filistin Devleti Büyükelçisi'nin atanacağını da ifade ettiler. Diğer yandan tabii bu kararın ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı, İspanyol hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıma kararının ardından Kudüs'te bulunan İspanya Büyükelçiliği'ne Filistinlilere konsolosluk hizmeti vermesini yasakladı. Diğer yandan da Norveç Başbakanı Stor, hedefin siyasi olarak bütünlüklü ve Filistin yönetiminin de yönetiminden türeyen bir devlete ulaşmak olduğunu söyledi ve iki devletli çözümün İsrail'den ve Filistin'in yararına da olacağını ifade etti ve bu üç ülkeyi önümüzdeki günlerde Slovenya ve Malta'nın da izlemesi bekleniyor. Öte yandan İspanya, İrlanda ve Norveç'in attığı adımla Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesinden 145'i Filistin devletini de resmen tanımış olacaklar ve İrlanda Başbakanı Simon Harris iki devletli çözümün barış içinde tek inandırıcı yol olduğunu söyledi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu ayın başında 143 ülkenin Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üyeliğinin yeniden değerlendirilmesi ve Filistin'e daha geniş yetki ve ayrıcalıklar tanınması yönünde oy kullandığını da hatırlatan Harris, kalıcı barış ancak özgür bir halkın özgür iradesi temelinde güvence altına alınabilir dedi. Ayrıca Gazze'deki Filistinliler korkunç acılara, zorluklara ve açlığa katlanıyor. Çoğu kişi için hayal dahi edilemeyecek bir insani felaket gerçek zamanlı olarak yaşanıyor diye de belgesel etti diyelim ve söz tekrar sana bırakalım.